Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Casper'ın yepyeni yapay zekalı telefonu Casper Via A3'ü inceliyoruz. Telefon yapay zeka destekli işlemci ve çentikli bir yapıyı barındırıyor. Dilerseniz gelin öncelikle her zaman olduğu gibi kameradan başlayalım. Daha sonra yapay zekalı işlemciye falan zaten değineceğiz. Kamera tarafında arkada çift kamera bizleri bekliyor. Kameralardan bir tanesi 16, diğeri 5 megapiksel değerinde. Hem bokeh efekti hem de 2 kat optik yakınlaştırma yapabiliyoruz bu kameramızda. Gündüz ya da bol ışıklı alanlarda çekilen fotoğraflar oldukça güzel çıkıyor. Oldukça hızlı bir şekilde netleyebiliyor kameramız. Düşük ışıkta da güzel işler çıkartıyor diyebiliriz, ancak kumlanmayı normal olarak hissetmeye başlıyoruz. Video kaydı 1080p yapabiliyor. Keşke 4K çözünürlüğe çıkabilseymiş diyebiliriz arka kamera için. Aynı zamanda titreme önleyici de mevcut. Bu da fotoğraflarda, videolarda işimize yarıyor. Daha az titrek fotoğraflar ve videolar elde ediyoruz. Ön kameraya baktığımız zaman da 16 megapiksellik otofokus desteği olan bir ön kamera bizleri karşılıyor. Kızılötesi sensörlerinin de desteğiyle birçok farklı mekanda oldukça güzel selfie'ler çekebiliyoruz. Ayrıca yine arka plan bulanıklaştırma efekti ön kamera için de geçerli. Ön tarafta flaş yok arkadaşlar. Harici bir flaş yok. Ekranı parlatarak yüzümüzü aydınlatıyor. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Casper Via A3 üzerinden duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Genel olarak en iyi kameraya sahip telefon diyemeyiz tabii ki, ancak sınıfının ve fiyat aralığının en iyilerinden bir tanesi olmuş Via A3 Plus. Sıra geldi tasarım bölümüne. Telefonun günümüz tasarım çizgilerine oldukça başarılı bir şekilde ayak uydurduğunu görebiliyoruz. Sade tasarıma bir de büyük ekran ve çentik eklenince işler güzelleşiyor. Tabii çentiği dilerseniz basit bir parmak hareketiyle kapatıp açabiliyorsunuz. 6.2 inçlik gayet büyük bir ekranla gelen telefonda ekran gövde oranımız %82, çözünürlüğümüzde 1080x2240. Yani oyun, film izleme, dizi izleme gibi olaylar daha keyifli bir hale geliyor bu ekranla birlikte. Ekran 19'a 9'luk bir enboy oranı sunuyor bizlere. Hem arka hem ön taraf cam arkadaşlar. 2.5 led denilen hafif kavisli bir yapısı var. Arka taraf cam olduğu zaman parmak izi maalesef kaçınılmaz bir hale geliyor. Ancak 2.5 led yapısı, arka tarafının cam olması tabii ki de tutuş hissiyatına da olumlu etkiler yapıyor. Çerçeveleri çinko malzemesinden yapılmış. Bu da metal çerçeveye göre %25 daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Telefonun alt tarafında iki tane ızgara görüyoruz. İkisi de aynı tasarlanmış bütünlüğü korumak adına, ancak bunlardan bir tanesi mikrofon görevini görüyor. Diğeri de hoparlör arkadaşlar. Üst tarafta bir hoparlör yok. Yani mono bir hoparlörümüz var. Telefonumuzda kulaklık girişi kaldırılmış. Kutu içerisinden çıkan çevirici ya da bluetooth ile bağlamanız gerekli kulaklıklarınızı. Kutu içeriği demişken ekstra olarak bir ekran koruma filmi ve de bir adet kılıf geliyor arkadaşlar. Bu da bence olumlu taraflarından bir tanesi. Güvenlik önlemi olarak arka tarafta stabil çalışan bir parmak izi okuyucumuz yer alıyor. Anında direkt tepkisi veriyor. Bunun yanında bir de yüz tanıma özelliği eklenmiş. Ön kameranın hemen yanında kızılötesi sensörler var ve bir sürü ışık koşulunda sizin yüzünüzü zart diye tanıyor ve tuş kilidini açıyor. Onyx gri ve platin gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğimiz bulunuyor. Android 8.1 sürümüyle gelen telefona dilersek 256 GB'a kadar micro SD kart takabiliyoruz. Teknik özellikler tarafında da dikkat çekmeyi başarıyor Casper Via A3. Yapay zekalı bir işlemci var dedik. İçindeki işlemci 8 çekirdekli Helio P60. Bu noktada bir parantez açmak gerekiyor. P60 yeni nesil bir işlemci arkadaşlar. Öncelikle MediaTek'in bu yeni işlemcisi yapay zekaya sahip. Yani kullanım tarzınızı telefon kullandıkça öğreniyor ve daha akıcı bir deneyimi bizlere sunuyor. Özellikle uygulama arasındaki geçişlerde hem 6 GB'lık RAM'in de etkisi var. Oldukça hızlı yapabiliyor. Dahili depolama alanımız 64 GB. Teknik özellik tablosuna baktığımız zaman bizim kullandığımız süre boyunca sosyal medya, oyun oynama gibi alanlarda üzmeyecek bir donanım olduğunu söyleyebiliriz. Zaten birazdan oyun testimizde siz de görebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelin 10 dakika boyunca bir PUBG oynayalım. Hem telefon ne kadar ısınıyor ona bakalım, hem de ben size pil durumundan bahsedeyim. Telefonda 3000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Yapay zekanın güç tüketimine olumlu katkısıyla birlikte ortalama kullanımlarda 1,5 güne kadar dayanabiliyor şarjımız. Yoğun kullanımlarda da rahatlıkla bir günü çıkartabiliyor. Hızlı şarj desteğiyle birlikte %55 seviyelerine yaklaşık 40 dakika gibi bir sürede ulaşabildik. Bu arada pilin şöyle bir avantajı var. İhtiyaca göre arkadaki diğer programları durduruyor. Hem performans
performansı arttırıyor hem de pil tüketimine olumlu bir katkısı oluyor bu durumun. Yapay zekanın burada şöyle bir iddiası var. İşlemciyi zorlamayan oyunlarda %12, işlemciyi zorlayan oyunlarda ise %25'e varan oranda bir pil tasarrufu sağladığı gibi bir iddiası var arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Oyun testimizin sonuçlarına baktığımız zaman da 10 dakikalık PUBG'nin sonunda sıcaklığımız 27 derece seviyelerinden 37 derece seviyelerine yükseldi. Biraz ısındığını söyleyebiliriz. Şarjımız da %60'tan %55 seviyesine düştü. Bu değer için normal bir değer diyebiliriz. Oyun testimize de baktığımıza göre artık yavaş yavaş hem videomuzun sonuna gelelim hem de son sözlerimizi söyleyelim. Casper VIA A3 Plus'ı 2700 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Güncel amiral gemisi fiyatlarını düşündüğümüz zaman yapay zeka teknolojisi, günümüzün tasarım çizgilerini taşıması, güzel kamerası ve yüz tanıma özelliğiyle ön plana çıkıyor telefon. Bu öne çıkan özellikleriyle birlikte bu fiyat bandında bir telefon arıyorsanız bence tercihleriniz arasına rahatlıkla sokabilirsiniz VIA A3 Plus'ı. Tabii keşke 4K video kaydı yapabilseydi ve dahili hafızası bir tık daha fazla olsaydı diyoruz. Ancak fiyatını düşündüğümüz zaman bunları bir kenara bırakabiliriz. Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Casper VIA A3 Plus'ı inceledik. Ürünle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortada duran bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.